Emeklilerin ücretsiz uygulaması sona erdi. Artık para ödeyecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlediği emeklilere yönelik destek paketi sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın müjde vererek duyurduğu sadece emeklilere yönelik yapılan destek paketi sona erdi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmadan Türkiye genelinde tüm emeklileri kapsayan yeni destek paketi için artık emekliler ücretsiz yararlanamayacak. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlayan yeni destek paketinden emekliler sadece bir ay boyunca faydalanabildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi ve yurtlar kurumu, KYK yurtları, 2023-2024 akademik yılının sonunda Temmuz ayında bir ay süreyle emeklilere ücretsiz olarak tahsis edilmişti. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması, etkinliğinde yaptığı konuşmada, emeklilere yönelik yeni hizmetler sunmak için çeşitli kurumlarla işbirliği yapıldığını vurguladı. KYK yurtlarının yaz aylarında emeklilerin kullanımına bir ay boyunca açılacağını belirten Bakan Işıkhan, KYK yurtları, yaz döneminde boş oldukları süre boyunca emeklilerimize bir ay süreyle ücretsiz konaklama imkanı sunacak. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm tesislerde emeklilerin ücretsiz olarak kullanımına açılacak, demişti. Bu uygulama 1 Ağustos tarihi itibariyle artık sona erdi emekliler yaz aylarında KYK yurtlarında konaklama ücreti için para ödeyecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinden ücretsiz olarak faydalanamayacak. Emeklilere özel diğer indirimler. Emekliler için başka ayrıcalıklar ise şu şekilde. Emekliler tüm illerdeki kamuya ait misafirhane, öğretmen evi, sosyal tesis ve konuk evlerinde kamu çalışanları gibi %15 indirimli konaklayabilecekler. Ayrıca PTT kargo hizmetlerinden ve tren biletlerinden özel indirimlerle faydalanabilecekler.